Resimden müziğe, edebiyattan tiyatroya kadar sanatın her dalı insanın yüce duygularının gün yüzüne çıkmasını sağlar. Hepimiz sanatın dönüştürücü gücüne kendi hayatımızda şahit olmuşuzdur. İnsanı ön yargı ve nefret zincirlerinden kurtararak diğer insanlarla yakınlaştırır. Kültür ve sanatla derinleşen farkındalık ve duyarlılığı artan toplumlar hayata gönül penceresinden bakmaya başlarlar. Dolayısıyla her sanatçı aslında eserleriyle kendi medeniyetini de inşa eder. Hem içinde bulunulan zamanda var olmanın hem de gelecekte devam etmenin yolu estetik üretimden geçer. Biz bu anlamda dolu dolu bir geçmişe sahibiz. Tarih boyu geniş coğrafyalarda farklı medeniyetlerle temasın zenginleştirdiği kültürümüz tüm zanaatkarlar için eşsiz bir ilham kaynağıdır. Söz gelimi Osmanlı döneminde sanat hayatın her alanına işlemiş, yaşamla iç içe olmuştur. Estetik algı en üst düzeyde tecrübe edilmiştir. Ruhun ilacı olarak görülen müzik, şifahanelerde tedavi olarak uygulanmıştır. Keza çini, ebru, tesip, hattatlık gibi nice sanat dalı zevk-i selimin ve ince fikrin zirvesidir. Kağıda, cama, taşa, kumaşa işlenen desenler, neyden bağlamaya, uttan kanuna uzanan nameler ruhumuzu incelikle besler. Bu derin kültürel birikim sahip olduğumuz en değerli hazinelerimizdendir. Bugün bizleri buluşturan karma sergi gibi medeniyet mirasımıza sahip çıkan ve modern sanatla arasında köprüler kuran etkinliklerin kıymetini bu çerçeveden bakarak anlayabiliriz. Değerli çalışmalarından dolayı Çınar Derneği'ni ve eser sahiplerini yürekten tebrik ediyorum. Kıymetli misafirler, üzerine köklendiği bu aziz birikimden yükselerek yeni nesillere güvenli bir gölge sunan bu derneğin adını Çınar'dan alması ayrıca çok anlamlı. Aile yapısını güçlendirmek ve gençlerin kültürel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlediği kurslar, bu misyonun somut birer yansımasıdır. Dernek, sağladığı çeşitli sanat atölyeleri ile her yaştan katılımcıyı içindeki cevheri keşfetmeye çağırıyor. Resim, seramik, kara kalem, soğuk porselen gibi modern sanat eğitimleri, çağın trendlerini kişisel üsluplarla birleştiriyor. Öte yandan, kadınların mesleki eğitim yoluyla iş gücüne katılımını destekleyerek toplumsal kalkınmaya da değerli bir katkı sağlıyor. Bütün bu eğitimlerde talebeler yalnız bir sanatı icra etmekle kalmıyor. İşlediği her motifte, attığı her fırça darbesinde, öğrendiği her yeni ritimde emeğin, sabrın gücüne tanıklık ediyor. Bu herhangi bir sanat dalında beceri kazanmanın çok ötesinde bir şey. Bir yolda sebat etmeyi, azmi, tutkuyla bir işe kendini adamayı da öğreniyor insan. Birbirinden farklı tüm bu kıymetli eserlerde ortak köklü bir mirasın kişisel özgünlükle harmanlandığı
o eşsiz birlikteliği görüyorum. Sanatla terbiye edilmiş ruhlar ve güzeli görmeye talimli gözler arttıkça, sanat, müzelerin galerilerinin duvarlarını aşarak hayata karışacaktır. İşte o zaman sanat, insanı daha erdemli bir hale getiren ve toplumları medeniyet yolunda ileri taşıyan bir güce dönüşecek. Bu nedenle çini duvar panolarından, porselen tabaklardan, yağlı boya tablolardan yansıyan estetik, giyim kuşamdan, ev dekorasyonuna kadar hayatın her alanında yeniden canlandırmalıyız. Estetikle harmanlanmış bir dünya, hayal ettiğimiz daha adil ve yaşanabilir bir geleceğinde inşallah anahtarı olacaktır. Nitekim bugün büyük insani krizlerle mücadele ederken sanatın umut ve direnç kaynağı olma gücünü yeniden keşfediyoruz. Gazze'nin acılarını anlatan bir tuval, kaybettiklerimizin hatırası, işlenmiş bir el işi, duygularımıza tercüman olan bir şiir, binlerce sözden ve eylemden daha etkili olabiliyor. Unutmayalım ki bugün biz İspanya İç Savaşı'nı çıkaranları değil, bu savaşın trajedisini en etkili şekilde gözler önüne seren Guernica tablosunu hatırlıyoruz. Dilerim ki sanat, insanlığın iyi ve güzel izler bırakma çabasının en kalıcı şahidi olsun ve nesiller boyunca erdemin ve hakikatin ilham kaynağı olmaya devam etsin. Sözlerime bu duygularla son verirken, bu serginin mimarları olan hocalarımıza ve talebelerine, hayal dünyalarına bizleri de ortak ettikleri için şükranlarımı sunuyorum. Bunlar Uluslararası Kültür Sanat Derneği olarak bu sergide bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bugün burada sanatın birçok farklı dalında hep birlikte yolculuğa çıkacak, derneğimizin değerli eğitmenleri ve öğrencilerinin ellerinden çıkan özgün eserlerimizle tanışacağız. Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği olarak bizler sadece sanatın değil, sanatçılarımızın ve kültürümüzden faaliyetlerin her zaman yanında olduk. Türk kültür ve sanatını ülkemizde ve dünyada yaymak, tanıtmak, sanata ve sanatçıya destek olmak amacı ile 2020 yılında kurulan derneğimiz, adını Türk mitolojisinde hayat ağacı olarak nitelendirilen, ağaçların atası olarak kabul edilen, güçlü, uzun ömürlü, dayanıklı anlamını içinde barındıran çınardan almıştır. Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği olarak hem sanat eğitimleri veriyor hem de kültürler arası bir diyalog yaratmayı amaçlıyoruz. Bu sergi hem sanatın geleneksel formlarını yaşatmak hem de modern anlayışlarla birleştirmek adına önemli bir adım olmuştur.